Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere patlıcanı bir de etsiz bir şekilde böyle meze tarzında çok güzel bir tarifim var. Bostan patlıcanı ile yapacağız. Şöyle uzun ve büyük bir patlıcan tercih edin. Bu şekilde gayet iyi. Malzemelerimi sıralayıp hemen yapmaya başlıyorum. Bir tane kırmızı biber, bir tane havuç, bir tane patates, 3-4 tane kadar sivri biber, bir tane kabak. Hepsi orta boy. Bunları şimdi kenara alayım. Ben onları küp küp olacak şekilde daha sonra doğrayacağım. Öncelikle patlıcanı doğrayıp göstereyim. Bunu böyle ortaya yapabilirsiniz. Meze tarzında. Bunu direkt yemek olarak düşünmeyin. Hemen hemen bir parmak olacak şekilde doğruyorum. Çok aşırı inceltmeyin. Şekilde hepsini kesiyorum. Bir tane yeterli geliyor. Kişi sayısına göre arttırabilirsiniz. Kabuklarını soymuyorum. Direkt şekilde kesiyorum. Yağda kızartmayacağız. Tost makinesini yapacağız. Patlıcan da gayet güzelmiş. Kenarda hazırladığım tuzlu suyun içerisine bırakıyorum. Birazcık tuzlu suda dinlendireceğim. Bir tane bile bayağı oluyor. Bu kenarda beklerken ben patates, havuç ve kabağımı doğrayacağım. Şimdi önce patatesleri küçük küçük olacak şekilde küçük küçük doğruyorum. Aşamasını gösteriyorum. Sıkılıyoruz diyorsunuz ama nasıl doğradığımı da göstermek istiyorum. Şöyle küçük küçük doğrayın. Şimdi hızlı bir şekilde hemen doğrayacağım. Hepsini doğradım. Şimdi kenarda dursun. Öncelikle patlıcanları süzeyim, kızartayım. Tost makinenin fişini taktım. Tost makinem biraz eskidiği için ben böyle yağlı kağıt da kullanıyorum. Hem de yapışmaması için böyle yağlı kağıt yaparsanız daha iyi olacaktır. Patlıcanları süzdürdüm. Önümü birazcık yağ aldım. Hafif yağla her iki tarafına da yağ sürüyorum. Çok hafif, çok değil. Ve diziyorum. Arzu ederseniz, yağlı olmaz derseniz kızartabilirsiniz de. Yağlı kağıt üzerine kapatıyorum ve kızartıyorum. Ara ara şöyle kaldırın. Kızarmaya başlamış gördüğünüz gibi. Hafif üzerine ara ara yağlayabilirsiniz. Bunu birkaç kere yaptığınız önemli. Daha iyi kızaracaktır. Patlıcanları alıyorum artık. Kızardı da iyice pişirin. Çünkü başka bir işlemden geçirmeyeceğiz. Yağlı kağıt kullanmanızı tavsiye ederim. Yoksa yapışacaktır. Servis tabağını alıyorum. Diğer patlıcanları da aynı şekilde yağlayıp kızartacağım. Bunlar burada kızarsın. Ben sebzelerimi kızartmaya başlayayım. Hepsini bu şekilde kızartacağım. Sebzelerimi kızartmak için yarım su bardağı sıvı yağını tavamın içine alıp altına bırakıyorum. İyice ısınması için bekliyorum. Yağım sıçrıyor. Birazcık tuz atacağım sıçramaması için. Önce ısınan yağın içerisine önce patatesleri atıyorum. Patatesleri biraz kızartacağım. Ondan sonra sebzeleri atacağım. Patateslerin hafif rengi değişmeye başladı.
Hemen diğer sebzelerin hepsini atıyorum. Bunları da hepsini birlikte güzelce kızartıyorum. Şöyle ara ara pirip pirip karıştırın. Hepsi kızarsın. Hepsi uğraşmayın hiç. Hepsi kızaracaktır. İyi pişmesi çok önemli. Çünkü başka bir işlemden geçirmiyoruz arkadaşlar. Patlıcanınızda, sebzelerinizde iyice pişirin. Kızardı. Hepsini peçete serdiğim tabağın içerisine alıyorum. Gayet de güzel kızardı gördüğünüz gibi. Tekrardan yağı boşalttıktan sonra tavayı ocağıma alıp altını yakıyorum. Şimdi domates sosunu hazırlayacağım. Yazdan hazırladığım yarım kiloluk domates sosunu. Sadece yarısını. Birazcık biber salçası ilave ediyorum. Çok az. Bir tat kaşığı doldurmadan biraz pul biber. Kaşığın ucuyla da karabiber. Çok az da kekik, tamamdır. Sosumuz bu kadar. Şimdi bir iki şöyle karıştırıp kaynatacağım. Ondan sonra ocaktan alacağım. Patlıcanlar da pişti artık. Şimdi birleştirmeye geçiyorum hemen. Zaten domates sosumuz piştiği için çok fazla pişirmeye gerek yok. Fakat eğer ki domates yapacaksanız, kendiniz domates rendeleyeceksiniz. 3 tane domatesi ya robottan çekin ya da rendeleyin. Bir 5-10 dakika pişirin onu. Bu piştiği için çok pişirmiyorum arkadaşlar. Sosum da hazır. Onu da altını kapatıyorum. Malzemelerimi yanıma getirdim. Patlıcanları da güzelce kızarttım. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Çok fazlasına bastırıp patlıcanlarınızı ezmeyin ve ince yapmayın arkadaşlar. Buna dikkat edin. Patlıcanlar gayet güzel pişti. İyice pişmesi gerekiyor. Şimdi sırasıyla kat kat dizeceğim. Şurada hemen yoğurdun içerisine 2 diş sarımsak, bir de dereotu doğradım. Çırpıyorum. Yoğurdunuzu katı ya da süzme yoğurt tercih edin. Cıvık bir yoğurt olursa her yere saçılacaktır. Saçılmasını istemiyoruz. Karıştırıyorum. Hepsini açıklama kısmına tek tek yazacağım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle alt kısmını önce patlıcanların üstüne yoğurttan koyuyorum. Çok aşırı doldurmuyoruz. Yayıyorum hafif. Çok fazla dışarıya taşmasın. O yüzden yoğurdunuzun cıvık olmaması gerekiyor. Cıvık bir yoğurtla yaparsanız her yere yayılacaktır. Hafif şöyle yayıyorum. Daha önce hiçbir yerde görmemiş olabilirsiniz bu tarifi. Ben yıllar önce bir lokanta ustasından almıştım bunun tarifini. Uzun zaman oldu yapmayalı. Muhakkak denemelisiniz. Efsane oluyor. Özellikle böyle ortaya meze olarak hazırlayabilirsiniz. Hemen ardından hazırladığım sebze karışımını üzerine yeterince bırakıyorum. Patlıcanları kızartmadığımız için çok aşırı yağlı da olmuyor. Şimdi üzerine hazırladığım domates sosunu da azar azar döküyorum. Arzu etmezseniz hiç domates sosunu dökmeyebilirsiniz de. Ama güzel bir tat veriyor. Üzerine nane ile süsledim. Gerçekten görüntüsü enfes bir tarif oldu. Sunum olarak da sofralarınıza çok şıklık katacak. Hemen bir tanesini servis tabağına alayım. Keseyim. Pişmediğini falan düşünmeyin. Patlıcan da gayet güzel pişti. Videomu burada bitiriyorum.
Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımı beğeniyorsanız beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Seval Mutfak'ta olarak beni takip edebilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.